Konya'da müteahhitlik ve mimari proje çizim hizmetlerini tek çatı altında buluşturan Has Yapı İnşaat, çevre hassasiyetiyle konut üretiyor. Sektörde 35 yıllık tecrübeyi geride bırakan kurucu Mustafa Şirin'le inşaat sektörünün gelişen ve değişen yapısını Eko Gündem'de konuşuyoruz. Gelişirken 300 kadar sektörün de gelişimine katkı sağlayan inşaat sektörü, ülke ekonomisinin bel kemiği konumunda. Türkiye'nin yüz ölçümü en geniş şehri Konya'da gerek kentsel dönüşüm, gerekse yeni projelerle bu gelişimden nasibini alıyor. 1981 yılında Ankara'da inşaat mühendisi olarak göreve başlayan Mustafa Şirin, aradan geçen 34 yıl içinde kamu ve özel sektörde önemli mevkilerde yer alıp inşaat sektörünün güvenli temeller üzerinde yükselmesinde sorumluluk üstleniyor. Has Yapı İnşaat, 1996'dan bu yana aile şirketi olarak Konya'da nitelikli projelere imzasını atıyor. Fotogrametrik olarak 10 yıl harita yaptım. Ve 10 yılın sonunda da Konya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'ne gelerek kamu hizmetine devam ettim. Kamu yatırımlarını projelendirip neticelendirmek görevimiz oldu. Uzun yıllar orada görev yaptıktan sonra Has Yapı İnşaatı 1996 yılında kurduk ve sektörde kooperatifçilik, devlet yatırımları, özel yatırımlar gibi değişik sektörlerde çalışarak bugüne kadar gelindi. 90'lı yıllarda kooperatifçilik sisteminin yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda bu ilk yıllarda ağırlığı bu türden yapıların oluşturduğunu söylemek mümkün. Öte yandan kamuda edinilmiş tecrübe firmanın okul, hastane, cami gibi yapılar inşa etmesini de kolaylaştırıyor. Ciddi sayıda kooperatifler yaptık. Bunlar 500'lük, 990'lık ve efendim 127 gibi topladığımızda 3000'e yakın bu. 3000'e yakın bir konutun içinde bulunduk. Bunun içinde tabii özel yaptığımız işler var. Resmi yapılar, okullar, sağlık ocakları, camiler bunlar tabii ilgi alanımızda. Bunların projelendirilmesi, yapılması, takibi, kontrolü. Mustafa Şirin, geçmiş ve günümüz şartları kıyaslandığında yapı sektöründe ciddi bir değişim yaşandığı tespitinde bulunuyor. Konut anlayışımız da bu değişimden etkileniyor. Özellikle Konya'da yüz ölçümün de avantajıyla çok daha geniş yapılar inşa edilmeye başlanıyor. Geçmişte sözleşmeler yapılıyordu. Vay binanın betonarme karkas olacak bilmem ne. Şimdi onları yazmamıza gerek yok. Mesela bir yalıtım olayı. Şimdi eskiden şart koşulurdu. Denirdi ki yalıtım olacak bilmem ne. Şimdi olmazsa olmazlarımız. Bunun gibi estetik apayrı bir şey. Ona girildi. Yüksek irtifalı konutlar yapılmaya başladı. Estetiğe önem veriliyor. Özellikle de şimdi beton, demir ve kalıp gibi şeylerdeki kontroller ciddi derecede yapılıyor. İş sağlığı, güvenliği olsun. Geçmişte bu zemin etüdü denen bir şey yoktu. Şimdi zemin etütleri var. Bunlar her parselde yapılıyor ve binanın genişliği, yüksekliği aldığı yüke göre değişik değişik kuyular açılıyor. Bunlar çok önemli şeyler yapıların güvenilirliği için. Onun için yapılarda hem estetik hem güvenilirlik olarak çok değişim var. Mekanlar olarak da öyle. Yani bir ferah şeyimiz var, lüks yapımız var bizim. Oralara da girdik şimdi. Küçük ev istemiyoruz artık Konya olarak. Talepler öyle 150 metrekarenin altında neredeyse bina istemiyoruz. Sonrası Türkiye genelinde yaygınlaşan yapı denetim sektöründe de yerini alan firma, iş yoğunluğunu ve tecrübesini kamudan özel sektöre taşıyor. Esas hedefimiz özel inşaatlar. Bunlar şu anda onlara devam ediyoruz ağırlıklı olarak. Ve orada da başarılı olduğumuzu zannediyorum. Bu bir aile şirketi, ailedeki mühendis, mimar bunlar birleşik olarak herkes kendi görevini yürütüyor. Burada hem proje bazında mimar gelinimiz, kızımız Esra, yine onların sonuçlandırılması, yapıdaki takibindeki mimari estetiğin kontrolünde Yavuz takip ediyor. İnşaat ve bir şemsiye olarak, bir baba olarak da biz onlara kol kanat gerip destek oluyoruz. Mimar Yavuz Şirin, mimari proje işleri ve onların takibi sorumluluğuyla iş bölümünde yerini alıyor. Çevreyle dost yapılar Yavuz Şirin'in ilgi alanına giriyor.
farklı olmaya çalışıyoruz. O yüzden farklı projeler üretiyoruz. Bu sürekli bir gelişim halinde olmayı amaçladığımız için güzel ergonomik tasarımlar yapıyoruz. Güzel projemiz oldu Alanya'da. Takibini biz yaptık. Orada ısı pompasıyla mesela ısıtmayı sağladık. Güneş enerjisiyle elektriğini sağladık. Bütün arayışlar içindeyiz yani, araştırıyoruz. Ama böyle projelerimiz var. Firma Konya merkez ve ilçelerinde çok sayıda konut projesine imza atıyor. Fetih Caddesi diye bir cadde üzerinde 32 dairelik bir projemiz var. Gene aynı bölgede Royal Park diye 12 dairelik bir projemiz var. Sancak Mahallesi'nde 18 dairelik bir projemiz var. Bunların takibini yapıyoruz. Şimdi başlayacak projelerimiz de var. Onlarla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Dairelerimiz 2+1, 3+1, 4+1 şeklinde yerine göre projelendiriyoruz. Mimar Yavuz Şirin inşaat ve mimari proje tecrübesini farklı müteahhitlerle de paylaşıyor. Baştan sona her kaleminde tecrübemiz var. Yani bugün birisi bir arsa aldığı zaman bize geliyor. Nasıl bir şey yapabilirim buraya? Konut mu olur, ticari mi olur? Biz bunu yönlendiriyoruz proje yaparken. Başından sonuna kadar her kaleminde bulunduğumuz için tecrübemiz geniş bu konuda. Çalışacağı işçiden, ne bileyim kullanacağı malzemeden, yapacağı projeden her türlü şeyinde bir nevi danışmanlık da yapıyoruz yani. İnşaatın her aşamasında yönlendirici olan firma, projelerin oluşturulması sürecinde çizim, görsel ifade, üç boyutlu tasarım ve maketler konusunda da hizmet veriyor. Burada Esra Şirin'in tecrübesi devreye giriyor. Artık teknolojinin ilerlemesiyle birlikte de insanlar hani almadan önce neye sahip olabileceklerini bunu renderlarla, maketlerle, çizimlerle çok rahat bir şekilde görebiliyorlar. Ve de hani sonrasında, en azından yapımdan sonrasında da bir sürprizle karşılaşmıyorlar. Ve de bu süreçte beraber çalışma imkanı olduğu için istedikleri şekilde bizle birlikte ortak çalışarak yönlendirebiliyorlar. Yani isteklerine daha çabuk, daha rahat ulaşmış oluyorlar. Bu teknolojinin getirileriyle oluyor. Bizim birikimlerimizle, desteklerimizle bunlara katkı sağlamış oluyoruz. Mimari çizim ve üç boyutlu modelleme yanı sıra inşaat sektöründe de uzun yıllara dayanan deneyim daha nitelikli konutların inşa edilmesini sağlıyor. Biz hem taahhütlük hizmetleri veriyoruz hem mimarlık hizmetleri veriyoruz. Bu süreçte hem kendi tasarımlarımızı yapıyoruz ve yaptığımızı uyguluyoruz. Yani direkt yapısal anlamda da insanlara hizmet etmiş oluyoruz. Yani sadece projesel hizmetler değil, taahhütlük hizmetleri de oluyor. O yüzden buranın hani artısı, katkısı bize bu anlamda çok daha iyi oluyor. Kendimiz tasarlıyoruz, kendimiz görüşüyoruz. Hani burada bir yoğrulma kısmı geçmiş oluyor. Proje belli bir aşamaya gelmiş oluyor ve bu aşamadan sonra da taahhütlük kısmı olmuş oluyor. Bina tamamen çıkmış oluyor. Hani bu kısım aslında İnşaat sürecini daha güzel etkileyen bir kısım oluyor. Çünkü bir mimarın elinden çıkmış olması hani ve kendisine buna göre hizmet etmiş olması, hani o şekilde satışa sunulması çok daha güzel oluyor tabii insanlar için. Ama müteahhitlere de ve diğer insanlara, hani gelmiş olan, bize bu şekilde taleple gelmiş olan herkese de hizmetlerimizi sunuyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şirin sözlerini noktalarken başarılarının sırrını izah ediyor. Sektörde başarılı olmanın sırrı güven ve işinize sahip olmak. Biz işimize sahip ve o güvende sağladığımıza inanıyorum yani. İşin püf noktası da burada yani. Eğer güvenilir bir firmaysanız netice alıyorsunuz. Bugün yaptığımız projelerde, değerlendirmede olsun, her türlü şeyde hiçbir sıkıntı çekmiyoruz, Allah'a şükürler olsun.